konuşmalarını yapmak üzere onurumuz, gururumuz, medar iftarımız, Adana sevdalısı, Türkiye hizmetkarı, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik Bey'i kürsüye davetlerimizi arz ediyorum. Büyük Usta'nın, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, dava arkadaşı, Adana sevdalısı bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik. Sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, bir kere daha bu salonda sizinle kardeşlikle, muhabbetle bir aradayız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken genel başkanımızın, başbakanımızın size selamlarını iletiyorum. Başkanımız, Başbakanımız Abdullah Torun Bey kardeşime, İl Başkanımız ve milletvekillerimiz varken bir şey söyledi. İki cümleyi geçmedi. Dedi ki, arkadaşlara söyleyin, bu sefer Adana'yı istiyorum, onlar ne yapacaklarını bilirler. Ak kadrolar zaten dik durmaktan başka bir şey bilmezler. O yüzden dik dur eğilme sözü en çok onlar için söylerim. AK Parti nedir? AK Parti sadece hakkın ve halkın önünde eğilmektir. Onun dışında AK Partililer zaten eğilmeyi bilmezler. 11 yıl boyunca bir sürü belaya, bir sürü minnete, bir sürü sıkıntıya, bir sürü provokasyona, bir sürü tuzağa eğer bu parti direndiyse, bu parti bu iradeyi koyabildiyse Allah şahittir, herkes şahittir ki bu sizin sayenizde olmuştur. Aklımızdan üç şeyi çıkarmazsak yine bu kardeşlerimle beraber inşallah seçimin ertesi sabahı belediyenin önünde bu toplantıyı yapacağız. Ama seçim akşamına kadar, ertesi günün sabahına kadar aklımızdan üç şeyi çıkarmayacağız. Bu üç şey şu: Adana, Adana, Adana! Adana!
Allah şahittir ki hepiniz bizden daha çok çalıştınız. Allah şahittir ki arka sıralarda oturanların ön sıralarda oturanlardan daha çok hakkı vardır bu partide. Allah nasip etti. Allah nasip etti. Bize bu görevlerde size hizmet etmek nasip oldu. Ama size tek bir şey söyleyeceğim. Bir ilçe teşkilatımızda 9 senedir değişmeyen bir kardeşimiz var. 9 senedir çok da parası olmayan bir ilçe teşkilatımızda. O teşkilatın çayını o yapıyor. O teşkilatın temizliğini o yapıyor. O teşkilatımızın her organizasyonuna koşuyor. Allah'a yemin ederim ki onun Ömer Çelik'ten daha fazla hakkı var bu partide. Arka sıralarda oturanlar, ismi burada zikredilmeyenler, ismi anons edilmeyenler, toplantılarda konuşma imkanı olmayanlar, sabırla 2-3 saat toplantının başlamasını bekleyenler. Ben de size söz veriyorum. Hepinizden daha çok ben çalışacağım. Hepinizden daha çok ben koşacağım. Sizin her eve ulaşacağınızı biliyorum. Sizin her vatandaşımıza kavuşacağınızı biliyorum. Ama ben size yemin ediyorum ki bana bu övgü cümlelerini söyleyenlere yemin ediyorum ki Allah bana sağlık versin, Allah bana güç kuvvet versin, hepinizden daha fazla ben çalışayım. Çünkü bu parti bir faninin hayatında asla nasip olmayacak imkanları nasip etti bize. Bunlara imkan deyince, bunların adına imkan koyunca birisinin aklına, birilerinin aklına para, pul, rant gelir. Biz böyle anlamayız. Allah bize nasip etti. Bu milletin hayır duası bu parti sayesinde üzerimize sağanak yağmur gibi yağdı. Allah bize nasip etti. Bu milletin imkanlarını, bu milletin gücünü, bu milletin kuvvetini Somali'den Moğolistan'a, Gazze'den Bosna'ya sizin sayenizde götürdük. Bakın, hepiniz haklı olarak ilçelerinizle ilgili, yerlerinizle ilgili güzel taleplerde bulunuyorsunuz. Bu salonları dolduruyorsunuz. Kuşkusuz daha fazlasını alacaksınız. Kuşkusuz daha fazlasının olmasını istiyoruz. Ama bunun olmasının tek yolu 10 sene evvel, 11 sene evvel bu memleket krizlerin içinde boğulurken, krizden çıkamazken, yeni imkanlar bulunmamışken bunun olmasının tek yolu şuydu. Sizlerin bu salonlarda bir araya gelmeniz ve bu ülkenin iradesine el koymanız. İşte bu sağlandıktan sonra aradan 11 yıl geçti. 11 yıl sonra dünün kriz içerisinde olan Türkiye'si bugün bölgesinin büyük bir güç merkezi haline geldi. Bunun kuvvet kaynağı ne ekonomidir, ne petrol bulduk, ne başka bir zenginlik keşfettik. Bunun yegane kuvvet kaynağı sizsiniz. Biz sizin adınıza önce Allah, sonra millet diyen bir yolda hep beraber yürüyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Bu yerel seçim bizi şuraya getiriyor. Bu belediyeleri bu illerde hep beraber almamız gerekiyor. Bunları aldığımız takdirde hizmet alamayan illerimiz bunların en ücra köşelerine kadar dünyaya götürdüğümüzü, Türkiye'ye kazandırdığımızı beraber olacaksınız. Birbirimizden ayrılmayacaksınız.
ben sizden daha fazla koşacağım. Siz 3 vardiyayla çalışın, ben tek vardiyayla çalışacağım. Çünkü AK Parti'de makamdaki yerin yükseldikçe, protokoldaki yerin yükseldikçe sorumluluğun artar. İmkanın arttıkça, gücün arttıkça, makamın büyüdükçe sorumluluğun büyür. O sebeple ben şahidim ki sizler vazifenizi yerine getirdiniz. Sizler hakka karşı, halka karşı sorumluluğunuzu yerine getirdiniz. Bizim bütün yaptıklarımız, bizim bütün koşuşturmalarımız her zaman sizin yerinizde kaldı. Bu ülke ne kazanmışsa, bu ülke ne elde etmişse, bu ülkeye bizler ne kazandırmışsak bu sizin desteğiniz sayesinde oldu. Sizin kuvvetiniz sayesinde oldu. Sizin büyüklüğünüz sayesinde oldu. Bazı ülkelerin petrolü var. Bazı ülkelerin ekonomik kaynakları var. Alt yapısı var. Üst yapısı var. Kimisinin doğal zenginlikleri var. Ama herkes biliyor ki, herkes biliyor ki Türkiye'nin petrolü yok. Türkiye'nin ekonomisi yok. Türkiye'nin geri bulduğu madenler yok. Ama Türkiye'nin sizin gibi bir milleti var. Türkiye'nin sizin gibi bir vatandaşı var. Türkiye'nin AK Partisi var. Ve AK Parti'nin sizin gibi sahipleri var. Şimdi bakın, sizlerin verdiği güçle, sizlerin verdiği destekle Başbakanımızın liderliğinde bu hareket hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir şeyin önünde eğilmeden sürekli büyük bir kuvvetle, sürekli sizin arkanızda gösterdiğiniz iradeye sahip çıkarak, bu iradenin peşinden koşarak hiçbir şekilde yolundan sapmadı. Hiçbir şekilde yolundan ayrılmadı. Bundan sonra sizden istediğimiz şudur. Hep beraber Adana için yeni bir irade koyacağız. Adana'yı daha çok büyüteceğiz. Adana'yı daha ileri bir yere getireceğiz. Adana için daha fazlasını yapacağız. Adana için daha fazlasını yapacağız. Şimdi biz büyük bir kadroyuz. Biz büyük bir ekibiz. Biz de AK Parti'de siyaset yapmakla AK Partili olarak siyaset yapmak arasında fark var. Bakın, genel merkezimiz pek çok kıymetli belediye başkan adayımız vardı. Aday adayımız vardı. Her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarımız vardı. Halen bu arkadaşlarımız bu çalışmalarına devam ediyorlar. Genel merkezimiz anketler yaparak, teşkilatımıza sorarak, başka izlenimler alarak bazı aday arkadaşlarımızı aday olarak belirledi. Bunun neticesi olarak büyük şehirler başta olmak üzere kademe kademe bunlar açıklanıyor. Ama görüyorsunuz AK Parti'nin içerisinde küslük yok, dargınlık yok. Hep beraber yolumuza devam ediyoruz. Bütün ilçelerimiz burada. 15 ilçemiz burada. Bütün siyaset arkadaşlarımız burada. 10 yıldır yol yürüdüğümüz bütün siyaset arkadaşlarımız burada. Hepimiz biriz. Hepimiz beraberiz. Ve şu andan itibaren gücümüze güç katacağız. Hep beraber koşturacağız. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili olması için uğraşacağız. Bizim partimizde makam, mevki, protokoldeki yerin sorumluluğunu değiştirmez. Kimin protokoldeki yeri daha yukarıya çıkıyorsa, kimin makamı protokolde daha ileriye gidiyorsa o diğerlerinden daha çok çalışmak zorundadır. Her arkadaşımızın çok çalışacağına inanıyorum. Ama hep beraber şunu göreceğiz. Hep beraber şuna kavuşacağız. Adana'da yapacağımız iş, biz sadece Adana'nın Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili olması için yeterince oy almaya, daha çok oy almaya uğraşmayacağız. Bunun ötesinde bir yere gideceğiz. Örselenmiş, Adanalılık kimliği yıpratılmış, incitilmiş insanımızı
yeniden Adanalılık kimliği etrafında aynı duygudaşlık, aynı kaderdaşlık, aynı kardeşlik etrafında inşallah bu seçim süreci boyunca, ondan sonra da belediye AK Partili olduğu zaman önümüzdeki bütün yıllar boyunca bir araya getireceğiz, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz, ihtilafları kaldıracağız, hep beraber sadece Adana Büyükşehir Belediyesi'ni almakla kalmayacağız. Adanalılığa da yeni bir soluk getireceğiz, yeni bir nefes getireceğiz. Şimdi Ceyhan nerede? Teşkilatının en kıdemsiz verdiği her görevi yapacak üyesi olarak, en kıdemsiz üyesi olarak beni kabul eder misiniz? Kozan, Kozan nerede? Kozan yolda geliyor. Yumurtalık nerede? Ceyhan. Şimdi bakın. Bakın. Büyükşehir Belediyesi'ni almamız yetmez. Büyükşehir Belediyesi'ni almamız yetmez. Biz 15'in 15'ini de istiyoruz. Hiçbir ilçemiz yaban ellerde kalmasın. İktidarımız döneminde istikrar sayesinde, ekonomik büyüme sayesinde bütün iller akan oluktan testilerini dolduruyorlar. Adana bunu daha fazlasıyla hak etmektedir. Peki'yi görüyorum. Peki'yi gördüm. Gördüm. Dolayısıyla sadece meselemiz 30 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin alınması meselesi değildir. Aynı zamanda meselemiz Adana'nın yeni bir boyuta, yeni bir gelişme ivmesine kazandırılması meselesidir. Belediye başkanlarımız burada, il başkanımız, ilçe başkanımız burada, ilçe başkanlarımız burada. Bütün milletvekili arkadaşlarımız burada. Tam kadro huzurunuzdayız. Ve teşkilatımız tam kadro bu salonları dolduruyor. Bu toplantının bittiği andan itibaren bu toplantıyla birlikte çok kıymetli bir kardeşimizi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak üzere yola çıkmış oluyoruz. Adana'nın kendi evladı, sizin yetiştirdiğiniz bir evladınız. Onun emaneti sizdedir. Biz sizlerle beraber ona sahip çıkacağız. Başkan adayımıza sahip çıkacağız ve başbakanımızın bu dönem Adana Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi AK Partili olsun sözünü yerine getireceğiz. Şimdi Seyhan orada. Seyhan'ı görüyorum. Tam kadro gençler orada. Kendilerini duyuran ya da duyurmayan bütün teşkilatlarımız burada. Yumurtalık orada. Peki orada. Toplantıyı 30 Mart'ta
ertesi günü oylarımızı kullandıktan sonra, ertesi günü bütün bu kadrolarla birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte, teşkilatımızla birlikte yapacağız. Bugünden itibaren başlıyoruz. 30 Mart'a kadar koşuyoruz. İnşallah birlik içinde, beraberlik içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ni AK Partili yapacağız. Yolunuz açık olsun. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Evet, 2014'te Adana'yı AK Belediyecilikle buluşturuyoruz.